herkese merhabalar. Yeni proje turumuza hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? İzmir Mavişehir'deyiz. Mavişehir'in değerli projelerinden Living İzmir'deyiz. Hem projemizi gezeceğiz hem de size çok özel 4 katlı bir lüks dairemizin tanıtımını yapacağız. Ama bundan önce sürpriz bir konuğumuz var. Önce konuğumuzu çağıralım. Buyurun, hoş geldiniz Nergis Hanım. Merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de çok teşekkür ederim. Herkese merhaba. Bugün dedik ki kuleleri gezeceğiz. Mavişehir'de. Kulelere kim yakışır dediniz. Dedik ki deniz manzarasına da bayıldığınız için Nergis Hanım'ı davet edelim. Hep beraber gezelim projemizi. Çok teşekkür ediyorum. Çok iyi yaptınız. Rica ederim. Hem kanalı özlemiştim hem seyircilerimizi özlemiştim. İnşallah onlar da bizim enerjimizi özlemiştir diye düşünüyorum. Keyifli bir tur olacak. Gün diliyorum bize. O zaman başlayalım. Haydi başlayalım. Haydi. Nergis Hanım, dairemize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen kapı detayıyla başlayalım. Bence de. Kapımız gayet sağlam. Evet, çelik kapı. Çok güzelmiş. Gayet uyumlu olmuş daireyle. Gezdiğimizi de göreceksiniz. Ben ilk defa geldim buraya. Living İzmir'de daha ilk defa geliyorsunuz. Evet, o yüzden. Süper, heyecanlısınız. Anlatımınıza bırakıyorum kendimi. Ya, estağfurullah. O zaman direkt salonda başlayalım mı? Bir dakika. Önce akıllı ev sistemiyle başlayalım. Süper. Ben tamam, okay. Evime geldim. Neyi açabiliyorum, neyi kontrol edebiliyorum. Evet. Buradan her şeyimizi yönetebiliyoruz. Bakalım. Hemen. Yerden ısıtmamız var. Tüm aydınlatmalar, prizler ve klima sistemini kontrol edebiliyorum. Evet. Tamam, harika. Nergis Hanım, gördüğünüz gibi şu an 29. kattayız ve full deniz manzarasındayız. Sizin de deniz manzarasını çok sevdiğinizi bildiğim için bu dairede konuk etmek istedim. Çok teşekkür ederim. Yoksa gelmezdim. Süper, bence de. Salonumuz gayet gördüğünüz gibi geniş. Ne kadar metrekarelerimiz? Buranın şimdi? 55 metrekare netimiz var salonda. Tamam. Gayet de geniş bir salon. Salondan mutfak bağlantısı var. Mutfağa geçiş var. Evet. Detayları inceleyeyim biraz. Tabii. Living'i hem merak ediyordum hem izleyiciler için de fikir olsun. Birçok müşterimiz de soruyor Living projesinin çok keyifli bir proje olduğu için. Yine VRF sistemi görüyorum. VRF sistemi, merkez sistem klima. Giriş panelde perde kontrolü görmüştüm. Evet, şu arkamızda otomatik perdeleri güneşlik, kontrol edebiliyoruz. Evet. Güneşlik perdemiz mi var? Ama şu manzaraya bakar mısınız? Tam sizin sevdiğiniz manzara, doğru mu? Gün batımında gelseydim keşke. Gün batımını bekleriz, gün batımını çekeriz bence. Bir daha madem gelmişiz, bir daha geliriz. Ayağım alışsın. Bol bol satışlar yaparız inşallah. Cam yükseklikleri de bayağı keyifli olmuş. Yerleşim nasıl planlanmış? Televizyon kısmını şurada görüyorum. Evet, televizyon burada. Ama buraya da prizler koymuşlar. Hani arkanıza da denize alabilirsiniz. Veyahut da buraya koyup bu taraftan da izleyebiliriz. Belki yemek alanını mı acaba o kısımda hayal ettiler? Evet, bence de buraya yemek masasını hayal ettiler. Sizin dediğiniz gibi. Koltukla belki bölebilirsin bu alanı. Yani mantıklı. Mutfak evet. Bağlantısı ayrılsın diye. Ben böyle boş dairelerde hayal edip yerleştirmeyi çok yok, seviyorum ya. Yok, biliyorum sizden böyle zevkleriniz var. Hep böyle daire, ofis yerleştirme alanlarında. Hobi mimar gibi oldu. Hobi oldu bence de. Bu dairede hayal edebiliyoruz. Komple LED ışık sistemi var. Avize yerini bırakmışlar. Ama oraya yemek masası detaylandırmış olsaydık herhalde priz yeri de ya da biz sonradan ekleyebiliriz sanırım. Mantıklı, evet, o da olabilir. Yemek ama televizyon masası kesinlikle karşımızda bu şekilde düşünüyoruz, doğru mu? Çünkü öbür türlü çok güneş yansımaları olabiliyor. Bu aydınlık özellikle rezidans dairelerinde ekrana çok yansıdığında bu sefer hani izleme konforu kaçıyor. Düşüyor. Ona göre planladıklarını düşünüyorum. Mantıklı ben. Evet, bence de öyle daha hoş olur diye düşünüyorum. Mutfağa gidelim mi? Evet, mutfağa geçelim isterseniz. Salonu yerleştirdik. şu giriş kısmında o dresuar, ayna, herhalde bir karşılama holü yapılabilir. Şuraya değil mi? Şuraya evet. Söylüyorsunuz. Aha. Evet. Burada evet. Tam burası. Tam bir çünkü karşılama olabilir. Çünkü kapıdan girer girmez ilk orayı görüyoruz ya. Evet. Belki bir pufla beraber. Çok şık olur bence. Güzel olur. Zaten portmantomuz arkada. Şu ayrı bir balkon camının olması da eve ekstra, yani şu koridor kısmına aydınlık katmış. Çünkü salondan bağımsız daha ferah balkon.
Evet, yani kullanım esnekliği vermiş aslında ve ayrı balkon olması da daha hoş geldi bana. Yani burası biraz daha teras havasında kalmış. Evet, orası ayrı balkon, burayı da teras olarak kullanabileceğiz evet, dediğiniz yani gibi. Evet, yani yemek alanı yaz günlerinde bu büyük terasta daha keyifli olur diye çıkalım düşünüyorum. Çıkalım isterseniz şöyle. Çıkayım. Evet, tam da sizin terasınıza gidiyoruz. Bakar mısınız? Evet, sinekliği kaçırmadınız ama teras gerçekten çok keyifli baktığınızda. Şuraya bakar mısınız? Evet, teras çok güzelmiş. Yükseklik korkusu olanlar gelmesin. Evet, bu arada çekim ekibimiz Enes Bey şu an bizi çekerken şu an korkuyor. Çok korkuyor yüksekten. O yüzden söylemişti. Karşıdan da gerçekten biz her yerden deniz yani görüyor. 20'nin altında çok mutlu olmuyoruz. Tabii şu an 29. kattayız. Sol taraf zaten Mavi Bağ Çalışma İş Merkezi. Benim evim nerede görünmüyor burada. Sol taraf bayrakla bakmamız gerekiyor. Evet, karşıda bayrakla gözüküyorsun sen baktığınızda. Evet. Sol tarafta söylemiştim. Mavi Bağ Çalışma İş Merkezi var. Arkamızda da çatlarımızda Hilton Mavi var. Mavi Bahçe'ye şuradan yürüyebilirim. Zaten tabii, tabii. Yürüyüş parkurum var. Oradan direkt Mavi Bahçe'ye yürüyebiliyoruz. AVM'ye yürüyerek gidiyorum. Hilton'a da yürüyebiliriz. O da biraz ileride, solda zaten. Harika. Evet, merkezi bir kısımda olduğu için, yerde olduğu için çok keyifli bir konumda. Ya ben şu çeşme detaylarına çok takığım. Çünkü çok önemli. Ben burayı nasıl temizleyeceğim? Tamam, evet, artık hep bayanlar geliyor desteğe, yardıma ama yani içeriden su taşınmayacağına göre bazen unutuluyor çünkü. Bazı hortum falan da bağlıyorlar ya buraya. Ya mecburen, sonuçta Türkiye'deyiz yani. Evet. Her türlü burayı böyle fış fış fış. Burası peki Lerkizan, güzel bir kış bahçesi de olabilir değil mi? Hayal ettiğimizde. Kapatma izin veriyor mu? Yani o tabii yönetimle görüşmemiz gerekiyor ama kapatma izin verirse çok tatlı bir kış bahçesi olduğunu düşünüyorum. Kapatma izin verirse bu arada salonun yarısı kadar bir metrekare var, var yani. Burada. Ciddi bir yaşam alanı olur. Ama izin verilmiyor gibi. Kapatan var mı? Ben görmedim, evet. Kapatan var mı görmedim ama ben ya de. Da açıkken böyle bir çiçeklendirip böyle daha şık kadın bir... Kadın eli değdikçe. Gibi, hani daha şık bir tarz olabilir diye. Şu an boş halini gördüğümüz için hayal sonu yok hayalin zaten. Evet. Yani büyük o bahçe mobilyalarıyla böyle villa tadında burada oturuyormuş gibi olabilir. Bir de o balkonda oturma seviyesinde böyle bir tık alta iniyorsun ya. Evet, şuradan baktığımızda. Evet, şimdi daha şöyle, çok deniz evet, seviyesine geliyorsun izlerken. Daha keyifli. Evet, daha keyifli oluyor. Mutfak hemen arkamızda zaten. Direkt buradan geçebiliyoruz. İşte o yüzden burada yeme içme daha kolay. Yani mutfaktan direkt bağlantı. O zaman güzel bir tasarım yapmışlar burada mimari olarak. Kesinlikle. Yani. Geçişleri evet, çok başarılı. Evet. Erkiz Hanım buyurun önce. Mutfağa geçiyorum. Evet, mutfağa geçelim. Hanımlar önde. Bence de. Erkekler olunca arkadan. Evet, mutfağımız gayet geniş. Metrekaremiz de 26 metrekare. 26 metrekare. Evet. Kapalı alanda da masa koyacak yerim var. Yani eğer cam balkon kapatamazsam ya bunun etrafına, kışı içeride de geçirebilirim. Ya da bar sandalyesini. Bar sandalyesinde burayı değerlendirebiliriz. Ayrıyetten bir masa daha koyabilirim diyorsun şu köşeye falan. Evet. Yani olabilir. Pratik kahvaltı ve tabii kaç kişi yaşadığına bağlı. Pratik kahvaltı için falan güzel olabilir. Burası tabii 4+1 büyük bir daire. 250 metrekare bir bürütümüz var. Burada 215 metrekare netimiz var. Misafirlerimiz de bayağı bir ay çok olur. Gelelim gidelim olur beni. O yüzden de burada bir masa daha değerlendirebilir miyiz? Boğmadan değerlendirebiliriz. Tezgahta komple bu kısımlarda da dolaplar var bu arada. Ön tarafa bilerek koymadıklarını düşünüyorum ki sandalye koyma daha pratik olsun diye. Sonra açamazlar, evet, mantıklı. Bakıyorum. Burada sevdiğim kaşıklıklar. Çatallıklar, bıçallıklar hepsi burada. Eski takipçilerimiz bilir. Benim dikey süpürgelik ve çatal kaşıklık çekmecesi takıntım var. Hemen ilk onlara bakıyorum. Güzel olmuş. Lavaboda ne detaylar var? Burada da İtalyan armatürler kullanılmış yine. Hansgrohe var yine. Evet. Renkler çok hoş. Malzemesi şurada evet böyle iyi, bir alaca bulaca ben gibi. Yani İtalyan boya seviyorum ya yakın tarihte. O tarz. Kümede yaptırmıştım. Evet. Onun dokusuna benziyor. Yani o boyadan değil tabii ki dolapta kullanmıyorlar. Duvarlarda da bu kullanılıyor değil mi? Herkes zaten böyle şık oluyor biraz alacalı bulacalı yeni falan. Yeni trend tamamen bu ve bence duvar kağıdının zaten önüne geçti. Özellikle bu İtalyan boyalar popüler olduktan sonra. Hem ıslak zeminde kullanılıyor. Yani banyo duvarlarında. Birçok projede biz de kullandık. Ben ofisimde de iç dekor olarak kullandım. Bu beton up
veya işte bu hani sıvama görüntüsü, evet, modası çıktı. Farklı bir hava katıyor. Kesinlikle, yani bütün ortamı değiştirdiğini düşünüyorum, evet, ben. Burada da evet bir renk katmış, bir de koyu renkle aşağılar koyu renk yani Nergis Hanım. Yukarılar biraz daha açık renk kullanılmış. Farklı bir kombin olmuş zaten. Evet. Gayet keyifli şurada olmuş. Şurada sanırım ışık detayı var. Tabii elektriğimiz yok. Onu söyleyecektim. Fark etmişsiniz. Dairemiz sıfır bir daire olduğu için buraya bir elektrik bağlantısı yapamadık. İlk defa da sizi misafir ettik. Tanıtım yapmak için. İnşallah bol müşteri misafir ederiz hep beraber. İnşallah hep beraber. Burada da Electrolux'un gördüğünüz gibi mikrodalgası, kahve fırını, var. Buzdolabısı. Buzdolabısı da var. O da var. Ya benim sadece tek problemim şu dolaplara boyum yetmiyor. Yani kullanmayacağım tencereleri koymam lazım. Hepsini oraya koyabiliriz. Bu arada gördünüz burada ada mutfağının üzerinde yine Electrolux'un set üstü ocağı, davlumbazı mevcut. Yani böyle burada biri pişirip ben şurada yersem daha mutlu olurum. Hani şu kızın da çok görevli olmak istemiyorum. Ama güzel yani, yemek yaparken şöyle bir şey görüyorsun yani. Full deniz önünde, çok kafan keyifli. Rahat. Çok keyifli. Bulaşık makinesini de burada, evet. Kenarda, bulaşık makinemiz mi? Kenarda. Burada şurası benim baktım. Kahve köşem olurdu. Evet, sizin mutlaka kapsül makinesi kesinlikle olmalı, evet, orada. Yine eski takipçilerim bilir ki kapsül makina ve Nespresso takıntımız da var maalesef. Evet, o yüzden şey çok yok. Çalışıyoruz, çok çalışmak zorunda. Çünkü çok güzel şeyleri seviyoruz. Evet, bence de doğru söylüyorsunuz. Biz şimdi ne yapalım? Artık. Holden odalarımıza geçelim değil mi? Evet. Görüşürüz. Farklı bir detay. Burada farklı müziği buldum. Farklı bir detayı yakaladınız. Son zamanlarda bayağı bir trend bu da. Hatta cam olanlar da var bunlarda biliyorsunuz. Belki bazen ben görmek istemiyorum orayı. Yani tamam, aslında okay, daha doğru. Güzel, evet, değil mi? Bu daha güzel. İçeride yapılanı göremiyorum, evet, kimse. Çünkü mesela misafir ağırladığında da öyle. Hani her zaman böyle şıkır şıkır da olmuyor ortam. Hani böyle burayı kapattın mı bütün dertler tasalar orada, evet, kalıyor. Bütün tabak, çanak, manak, bulaşıklar yıkanmasın, orada kalsın, kapatalım, evet, mutfağa kimse yani girmesin. Evet, yani misafir ağırladığında güzel bir şey bence. Mantıklı, evet, bu şekilde de o zaman bu kapıyı değerlendirelim. Cam kapıyı kapıdan harika silelim. Cam kapıyı kaldırın. Doğru, evet. Şimdi buradan holümüzden artık odalara doğru devam edelim isterseniz. Edelim Sayın Bey. Buradan... Işık yok, görebilecek miyiz? Görebileceğiz tabii. Odalarımızda problem yok. Belki banyolarda biraz problem yaşayabiliriz. Odalarımıza tamam girdiğimizde baktığımızda bunlar dört standart. Dört odamız var. Evet. Böyle uzun bir koridorumuz var. Dört oda yan yana aslında. Evet, dört oda yan yana. Burada da bu odalarımız 12'şer, 13'er metrekare. Standart metrekarelerde. Yine yüksek tavan. Evet. Yine VRT. Sanırım lamine parke. Evet. Diye düşünüyorum. Burada da yine üstümüze klimamız, VRF klimamız. Yukarıda kaset tarzı. Evet, evet. İsterse perde yaptırabilir. Buradan ama seni kimse yine görmez burada herhalde. Buradan da yine denizi, odamız komple. Muhtemelen güneş için şey yapıyorlardır. Aa, perde Harcır sistemimiz var. Var. Burada doğru bütün odalarda var. Işığı kırıyor mu acaba? Şimdi elektrik yok, göremiyorum. Evet, onu göremiyoruz. Ben de şimdi yanlış bir cevap vermeyeyim size. Tamam, yani ben istersen buraya ancak güneşlik alırım, böyle otel tipi. O şekilde de kullanabiliriz. Uyanmak istemediğim. Mantıklı. Kapılarımız, evet, renkleri de çok hoş değil mi? Burada, evet, zaten bu sonlar... Hep klasik son zamanlarda bunlar kullanılıyor. Burası yine... Çamaşır kurutma. Evet. Ev işleri. Hepsi burada. Bunun yanında bir banyomuz var ama burası dediğim gibi hani... Şimdi siz beni flaşla gezdirin, ben izleyicilere anlatayım burada ne var. Açalım flaşımızı, flaşımızı bulalım. Yani biraz karanlık çıkabilir. Bu arada ama Enes'te son model kameraları kullandığı için çok da karanlık çıkmazsınız bence. Olabilir. Bence de fark neyse, ettiniz. Neyse, dolabı görüyorum. Uzun bir lavabo görüyorum. Bir de bizim için sabun bırakmışlar. Şu an zeytinyağlı eşek sütü sıvı sabunu. Onu da görüyorum. Evet, burada da şık yine bir... Şey, ekstra dolabım var. Dolabımız var. Tamam. Banyo kısmı burada. Banyo kısmı da burası. Tuvalete çarpmıyor. Tamam. Evet, çok dikkatlisiniz o konuda. Bazı evlerde, mimari yapılarda ya bazen çok farklı yerlere yerleştiriyorlar. Bir de evet, yani, sığmıyorsun gerçekten de. Evet, çok güzel evler ama banyoya sığmıyorsun. Buyurun.
Sağ taraftan devam edelim. Soldaki odamız yine tekrar. Aynı tip odanın. Burası da 13 metrekare civarı. Aynı odanın standart, aynı tipinden. Burası da yine full denizi görüyor. Tamam, cam tipim de aynı. Aynen, yine kapalı. Şu an ben batı cephede miyim? Bu tarafa bakmamıştık. Güney miydi bizim ön cephemiz? Ona açın bir... bakalım hemen. Hemen bakalım. Güzel. Hemen. Çok bir tekneci teknikleriyle böyle havaya parmak tutuyorlar da görüyorlar ama ben çok beceremiyorum. Ya o kadar değil. Evet, bu arada evet sizin teknelerle çok ilgilendiğinizi bildiğiniz için her zaman. Teşekkür ederim Sayın Bey. Yelkenle ilgileniyorsunuz herhalde. Ben de yelken, motor yat, her evet. türlü deniz, araç, gereç. Sizin arama tuşunuz nerede? Batı. Ya, ya. Evet. Eski denizcilerden gibi. Peki o zaman ben de doğru söylemişim. Bu tarafta güney dediğim gibi deniz manzarası var. Biliyoruz. Evet. Ama yine kontrol edelim dedik. Tabii. Doğrusu bu. Yanlış bilgi vermeyelim. Evet. Burada yerden ısıtma paneli var diye düşünüyorum. Yok burada. Evet. Evet. Yerden ısıtma kontrol paneli. Bütün ama borular hepsi ona ait. Tabii. Şey evet. Zeminin altından geçiyor. Genellikle herhalde hep devamlı bu taraflarda oluyor. Bizim villalarda da çünkü aynı kapak sistemi oluyor. Kısa alt kapak bu şekilde. Evet. Evet. Burada üçüncü ekstra odamız. Ekstra bir müdahalede şey yapmaları için, kontrol etmeleri evet. için. Üçüncü odamızda burada yine balkon. Bir balkonumuz var. Bu cepheden hiç çıkmadık balkona. İsterseniz bu cepheden bir balkona çıkalım. Olur, çıkalım. Buyurun. Evet. Şu an bu cepheden yan odayla ortak balkondayım. Evet, yandaki büyük yatak odası yani o odala ortak bir balkonumuz yani var. Yani ebeveyn odasıyla yan odam aynı balkonu çıkıyor. Kullanıyor. Evet, örneğin çocuğunuz varsa hemen yan odaya evet, geçiş aynı yapabiliriz. Aynı şeyi kullanıyorsunuz. Buradan baktığınızda yine full deniz manzaramız var. Sağ tarafımızda buradaki bu ara kapı kapandı, rüzgar yaptı. Burada yine caddemiz ve sağdan otobandan devam edebiliyorsunuz. Şu an Mavi Bahçe ve Hilton arkamızda kalıyor. Evet. Tamam. Şu an Koçtaş ve otoban bağlantısının oradayım. Evet, şurası otoban bağlantısı hemen sağ taraftan köşe. Tamam. Oradan direkt çıkabiliriz otobana. Koçtaş'ı geçtikten sonra Bornova'ya girdiğim kısım. Evet. Buradan baktığınızda bu balkonda hava keyifli. Güzel bugün. Bugün hava çok güzel. Gerçekten de keyifli. O zaman gün batımını aslında bu balkonda izliyorum ben. Hemen onu bile çözdünüz yani hemen. Önde mi? Batı cephedeyim. Evet. Yani önden böyle geçecek ama tam böyle battı şuralar falan. Tık yakaladım diyorsunuz. Takıntılıyım diyorum. O zaman yan odaya geçelim. Tamam, geçelim. Son odamız ebeveyn banyolu odamız. Tamam. Şey, bahçeye gelecek miyiz? Bahçe, spor salonu, yüzme havuzu, sosyal tesisler. Benim mesaim gidiyor şu an. Yani yılanım, daha çok vaktiniz var. Son odamızı dilememeyin. Bayanlar önden diyelim. Mutfakta ben çalışıyorum. Evet. Yapacak bir şey yok. Siz ne yapıyorsunuz? Ben sadece ev hakkında size bilgiler ve detaylar veriyorum. Siz de ona göre benimle beraber detayları eleştiriyoruz. Evet. Ya eleştirmek demeyelim, yorum katıyorum. Gibi diyelim. Evet, evet doğru. Kadın gözüyle yanlış bakıyorum. Söylüyorum. Evet, kadın yani gözüyle. Aslında biz işimiz evet çok keyifli ama müşterilerle görüşürken tüketici gözüyle baktığımızda bence çok daha keyifli ilerliyoruz diye düşünüyorum. Yani ben şu an kendim için de buraya gelsem işte örneğin yatak başı prizlerine hemen dikkat ediyorum. Ha diyorum yatağımı buraya koyacağım. Vesaire. Yani kendimi yerleştirirsem daha kolay sunabiliyorum. Bir de hiç bugüne kadar ben satışlarına baktığımda hep kadınlar karar verdi zaten. Hiçbir böyle bir beyin karar verdiğini görmedim. Hep kadınlar karar verdi ve yeri sattım. Evet, çünkü yani yaşayacak insan için detaylar gerçekten çok önemli. Tabii ki yatırımlık alıp hani çok içerideki detayı sorgulamayan müşterilerimiz de var ama genelde yaşayacak olanlar işte prizden geçişe hatta mühendisse duvarlara bakıyor. Yani. Son zamanlarda bu deprem olayından sonra da artık binaların kesinlikle. O kadar beton yapısına kadar sorular sorulmaya başladı sektördeki arkadaşlarımıza. Kesinlikle. O yüzden biz de ister istemez hani camın yüksekliği, işte perde takmak için korniş var mı ben mi yaptıracağım? Ne bileyim aynalı yerimi nereye koyacağım? Sinekliğimiz var mı yok Sineklik mu? Sineklik var mı? Yani soruyoruz. O yüzden de daha detaycı oldu alıcı kısım değil mi Nergiz Hanım? Bir de ben de Başak Burcu'yum Sevim Bey. Yani detaycı olmak zorunda oluyorsun evet, isterse. Sonuçta... Evet yani belli rakam üstünde özellikle hani böyle portföyleri ya da müşteriyi
rakam olarak ayırmak istemiyorum ama bilinçli tüketici ve hani artık bu lüksü isteyen insanların kriterleri ve beklentileri daha farklı oluyor. Çok da normal yani, diyebiliriz. O değerin karşılığında ben size bu kadar para veriyorsam bunun karşılığında ne alıyorum? Hani ne var burada? Yani bana o değeri veriyor musun? Hani malzemen evet benim isteyeceğim beni tatmin edecek mi? Ne bileyim Ankara'da ne kullanıyorsun? Hani bunlar benim için önemli oluyor. Evet. O seviyede. Live in İzmir'de burada baktığınızda konum olarak çok iyi bir konumdayız. Dikkat ettiğiniz evet, gibi. Evet, aşağıyı detaylı gezeceğiz ama şimdi bir oturduğun yerde hemen aşağı inip işte bir kahve alabiliyor olmak. Evet, hemen aşağıda Starbucks var köşede. Alışveriş alanına yetişebilmek bence çok kıymetli. Aşağıdaki dükkanları da bu arada gördünüz değil mi? Yani altımızda eczanemiz var, mobilya sektörü var. Birçok sektörden. Evet, birçok sektörden de dükkanlarımız mevcut burada. Evet. Yani gecenin veyahut da ne zaman isterseniz canınız sıkılmayacak ki aşağı ininizde yemek diyebilirsiniz, eczanenize gidebilirsiniz. Bu daha çok iş var yani. Özellikle hedef kitlemizi düşündüğümüzde şimdi büyük bir dairedeyiz, 4+1. Evet. Ekstrem durumlar dışında yani ben tek başıma da burada yaşayabilirim tabii ki ama genel olarak aileye hitap eden bir daire metrekaresi. Şimdi öyle olduğunda örneğin yeni doğum yapmış bayanlarda işte ben kendimi düşünüyorum. Bir dönem çalışmadığımız dönemler oluyor. İşte evde daha zaman geçirip çocuğu büyüttüğümüz. Evet. Öyle durumlarda eşler, işte çalışan beyler işe gittiğinde eşi ve çocuğu hani evde keyifli vakit geçirsin istiyor. Yani her şeye ulaşabilsin. Yani bir çocuğu işte bebek arabasıyla gezdirirken sitede gezdiremesin güvenli. Site kültüründe olmasını istiyor. Evet, evet. Yani ya da bir acil alışverişsel bir şey. Market, Migros hemen altımızda. Kesinlikle yani aşağı inebilsin. Arkadaşları gelecekse rahat ulaşımla gelsin. Gibi gibi birçok detay var. O yüzden böyle hani çok şehir dışındaki evet çok güzel evler var ama çok uzaklık olduğunda hani eşlerin aklı kalıyor. Live in İzmir'de bu projelerden birisi zaten Mavi Şehir'de. Evet, yani şehrin içindeyiz burada. Bence çok önemli diye çok keyifli proje gerçekten de. Yatak odasında karşımızda bir şık giyinme bir ufak evet, giyinme odası bakayım diyebilirim. Bakayım sığacak mıyız? Sizin de mevsiniz sağını bilmiyorum. Bu arada burayı Nergis Hanım kapatmak çok çok boğucu olur. Böyle olması daha keyifli olmuş. Ya biz bu arada şu an tabii ışık göremiyoruz. Normalde ışıl ışıl olduğunda dolap içinde ışık var mı bilmiyorum ama ekstra da yaptırılabilir. Hani açtığın anda zaten burası ışıklı bir tabii alan. Tabii onu ekstramdan yapabiliriz yani. Yani çok giyimsel zevkinize düşkünseniz büyük bir 3+1 gibi düşünüp yan odanızı giyinme odası yapabilirsiniz. Gibi o da düşünülebilir. Hatta belki oda bile birleşiyordur yani. Burada da evet o da olabilir. Sol tarafımızda da ebeveyn banyomuz var. Evet. Dolaplar yeterli evet. Gayet büyük. Ebeveyn banyomuzu da isterseniz geçelim şöyle kapıyı çekeyim. Ebeveyn banyosu genel banyodan daha büyük. Bu bazen yatak odalarında böyle hep kral evet, şekli oluyor. Karşımıza geliyor. Evet. Baktığımızda burada gayet burada elektrikli ama Nergis Hanım kesinlikle bu aynamız bence elektrikli bir ayna. Evet. Çünkü ışık evet kabloyu gördüm. Zaten kablo evet, yakaladım burada. Evet. Işıklı bir aynamız bazısı var. Bazısı dokunmatik oluyor artık yeni dönemde. Değil galiba ama yaptırılabilir. Tabii yine. Elektrik olmadığı için ya dokunmatik şurada olduğunu bilmiyoruz. Minik bir tuş oluyor. Aynamız da bu yakından oluyor. Yine bayanlar için. O kadar yakın ki. Yine bayanlar için. Bütün sivilcelerimi görüyorum. Evet. Gayet ben yakın. Kendimi bu kadar görmek sevmiyorum. Çok, evet, çok yakın. Evet, bu banyomuz gayet geniş, keyifli olmuş. Kullanılan malzemeler de çok şık. Yani kaliteli malzemeler kullanılmış. Temizliği gösteriyor bu malzeme. Evet, evet. Yani böyle bir temizledin ev şıkır şıkır oluyor. Evet. Bu arada mermerler çok keyifli olmuş değil mi? Renk seçimleri güzel olmuş. Evet. Tabii ki yani bu işin sonu yok gerçekten. Şu aydınlığa çıkayım. Çok karanlık evet, geliyor bana. Çıkalım buradan. Hadi biraz salona gidelim mi? Evet salona gidelim orada daha devam edelim. Geniş yine. Manzaramız olur, var orada. Evet. Yani çok böyle her şeyi kusursuz düşünülmüş evler alıyorsunuz ama bambaşka zevkte biri alabiliyor. Bunun sonu yok. Yani sıfır aldığın evde de 100 bin lira da masraf yapabilirsin. 1 milyon da masraf yapabilirsin. Yani evet, tamamen artık o müşterimizin zevkine bağlı. Peki bu arada bu evin neresine
daha çok hoşunuza gitti? Evet ya Seyhun Bey, ben bu evin en çok burası hoşuma gitti. Ben şöyle düşünüyorum. Şimdi ilk girdiğimizde evlere genelde işte odalara takılıyoruz böyle. Ay küçük mü, büyük mü? Halbuki bizim zamanımız hep şu oturma alanında geçiyor. Yani benim yaşam için... alanı bu salon ve mutfak mı diyorsunuz yani? Ya benim için öyle. Evet. Bir de bu yerleşimin yatay olmasını ve ikisinin aynı cepheye bakmasını çok seviyorum ben. Yan yana olması. Evet, çünkü hani uzun misafir ağırladığın işte o keyifli sofralar, sohbetler hem hemen mutfaktan ulaşım sağlıyor olmak hem de hep manzarayı görmek benim için çok eğlenceli. Nereye geçiyoruz? Şimdi sosyal alanları gezeceğiz. Spor salonu, yüzme havuzu ve o güzel sitemizin peyzajını göreceğiz. Çok keyifli peyzaj yapıldı. Genel alanımız kaç metrekare burada Seyhun Bey? Burada 32 bin metrekare, 35 bin metrekare bir inşaat alanı var. 35 bin metrekare. Evet. Karşıda gördüklerim daha alçak katlı normal blok var. Evet, orada 6 tane olması gerekiyor alçak katlı blok. Bir tane kule bloğumuz var burada. O da biliyorsunuz deniz manzaralı olan dairelerimiz olduğu blok. Ben kuleden çıktığımda sosyal alan için yine bahçenin içinden geçiyorum. Değil mi? Doğru anladım. Şöyle evet, aşağıdan veyahut da otoparktan geçebiliriz. Otoparktan bağlantımız var. Şu an biz bahçeyi görmek istedik. Evet, şu an bahçe peyzajı da göstermek istedim. Gerçekten çok güzel peyzaj yapılmıştı, dikkat etseniz. Zaten 35 bin metrekarelik alanda peyzaj aslında çok kıymetli ve en çok da maliyetin, masrafın yapıldığı bölüm diye düşünüyorum. Akşamı çok daha keyiflidir muhtemelen. Evet, akşam daha keyifli ışıklandırmalarla tabii daha da keyif katıyor siteye. Bahçe katları mı var zeminlerde? Bahçe katları var burada zeminlerde. Farklı farklı seçeneklerle daire tiplerinde bahçe katlarımız var. Hemen yönlendirme oklarını okuyorum. Açık havuz, squash alanı, çocuk havuzu, çocuk oyun alanı ve diğer sosyal alan. Sosyal alanlar diyor. Biz bu tarafa açık havuza doğru gidiyoruz. Ben de squash yapmadan güne başlayamam. Süper. Güzel, keyifli. Evet, squash yapmadan. Şimdi burada ileride sağ tarafta olacak havuzumuz. Ama peyzajın böyle... Yani şu an sokakta gezerken, gibiyim bu evet, arada. Yani hani gezerken bayağı, gayet keyifli değil mi? Evet, mavi şehirde dışarıda gibiyim. Şurada banklar var mesela burada. Nergis işte neredesin? Evet. Banktayım. Akşam yani aşağıdaki peyzajdaki yeri, bankta buluşabiliriz gibi ama gerçekten evet, güzel olmuş. Bir keyifli o ağacın altında bir ambiyans yaratılmış yani burada ve ben peyzaja çok bayıldım. Şu renkleri görüyor musunuz? Çok keyifli. Peyzajın renklerini. Şu balkona masa atabiliyor muyuz? Onu sormamız gerekiyor Nergis Hanım. Çok keyifli görünüyor. Evet. Ay çok güzel bahçe mobilyaları koyanlar var. Ay bir de ben insanların en çok böyle evleri nasıl döşediğini merak ediyorum. İmkanım olsa bütün evleri gezmek istiyorum. Değil mi? Tek tek herkes. Sizde var mı o duygu? Hepsini ayrı ayrı hani zevkler hangi düşünmüşler. Hangi koltuk, duvarı ne yapmış acaba? İşte bahçeye ne koymuş? Bir de ayrı ayrı zevklerle döşüyorlar ya, hepsini merak ediyorsun değil hepsini mi yani? Hepsini merak ediyorum. Kimisi spor döşüyor, işte kimisi klasik döşüyor. Evet. Farklı farklı konseptler oluşmuş. Bir de hepsi böyle bana da fikir veriyor ya, o yüzden çok hoşuma gidiyor. Hafızayı, hayal gücünü arttırıyor. Kesinlikle yani fikir verme becerini de arttırıyor. Evet. Şu merdivenler çok, bloklara çıkan merdivenler çok şık olmuş değil mi? Mesela C blok geziyor mesela. Daha demin de B blok vardı geçerken. Şurası B bloktu. Evet. Merdivenle çıkıyorsun. Sonra kapıları var. Blok kapıları var burada girişte. Sanırım normalde otoparktan direkt asansörle çıkış da var. Tabii yani, tabii otoparktan direkt asansörle çıkış var. Veya işte çocuk bebek arabası için. Tabii tabii. Bakın burada şimdi şu peyzaj alanına bakar mısın? Yine banklar var. Bir park havası konsepti yaratılmış evet, işte yani. Bir... Özellikle çocuklu aileler için çok konforlu. Yani şu an bebek arabası taşıdığını düşün. Akşam burada işte çocuklar oyun oynamaya çocuğunu gezdirebilir. Çünkü evet, şehirde oyun oynayabilecekleri yer yok artık. Yani evet. Ya da güvenli değil maalesef. Trafiğin yoğun olduğu bir yer. Evet yani araç geçebiliyor. İşte farklı insanlar olabiliyor vesaire. Çocuğunu bırakamıyorsun sokağa. Evet, biz burada zamanında sokak oyunlarıyla büyüdük. Evet, 90'lar. Evet evet çok doğru söylüyorsunuz. Burada 24 saat güvenlik var. Giriş çıkışlar çok burada sağlam. Evet yani buraya hani aşağıya yollasan çocuğunu camdan izleyebilirsin yani. Tabii ki tabii ki.
sitenin dışına çıkmasında da yani güvenlikler var burada. O konuda aynı çok zamanda hakimiyet. Çevrede de kolejler bölgesi birçok noktada Mavişehir'de fazlaca kolej olduğunu biliyorum. Arkamızda Bahçeşehir var değil mi? Evet, Bahçeşehir Koleji hemen camdan gözüküyordu bu arada. Evet, hemen yakaladınız Cenden Güzel Hanım yani. Tabii teneffüs saatinde ben çocuğuma bakarım vallahi camdan. Süper bence. Bakayım çıktı mı tostunu evet, yedi mi? Kara göründerler ve havuz göründü. Göründü mü? Evet göründü. Zaten şu an biraz sıcak olmaya başladı. Biraz videomuza su sesine ihtiyacım var. Var. Evet. Havuzumuz evet. Gidiyorum güzel. Hemen havuza. Hemen havuza gidelim. Kurallar da yazılmış bu arada. Havuz kuralları gördünüz değil mi? Kurallar önemli. Evet, kurallar önemli. Çok butik böyle şık bir havuz tasarlanmış. Şimdi sezon herkesin. Herhalde yeni başlıyor olduğu için şezlong yok. Tabii normalde ki daha. Herhalde şu havuz başı kısmında. Bence şezlong tüm etrafı Nergis Hanım dönüyorlardır burada yani şezlonglarla tüm etrafını dönebilirler. Ay, havuz keyifli. Evet. Bakayım mı suyun sıcaklığını. Evet. Ay, şu an çok ben güzel geldi. Evet. Bir de alçak katlı bloklar çok butik ve şık olmuş değil mi baktığınızda? Ya şimdi balkonda oturuyorsun, şıkır 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 havuz sesi, akşam bir de ışıl ışıl oluyor ya bu havuz başı evet. Ortamları. Çok keyifli yani. Evet, çok keyifli olmuş. Bahçe peyzajımızı gördüğünüz de gayet yeterli. Dön bitmeyebilir. Evet, çok peyzaj keyifli. Alanı. Kapalı havuzumuz vardı. Kapalı havuzumuza şuradan... Karşı bloktan aşağı ineceğiz. Otoparktan da kapalı havuzumuz ve spor salonuna geçeceğiz. Tamam, harika. Oraya doğru geçelim. Evet, buyurun. Evet, Nergis Hanım, bu arada çocuk parkından bahsetmiştiniz. Hani çocuklardan evet. Bahsetmiştiniz. Gördüğünüz gibi burada sol tarafta. Burada bir çocuk parkımız var. Evet. Bizim sizinle çocuk parkında salınacak videomuz mu vardı? Bir şey var. Evet. Gelin proje çekiminde fotoğraf çekmiştik bankta orada. Bankta oturup dertlenmiştik. Bir şey olmuştu. Evet. Bakın yani çok burada olmuş. Çok tatlı bir... Abi, tartar pistleri çok seviyorum. Bakar mısınız? Çok keyifli sevmeyi olmuş. Sevmeyi ne zaman çocuk yapıyorsunuz? Valla Nergis Hanım inşallah çok yakın zamanda bir talip bulursak inşallah olur. Evet. Burada... Evet, çok keyifli. Evet. Gayet keyifli olmuş. Ben yani çok beğendim. Tamamen yaşam alanı sunuyor işte aslında. Yani kapalı havuza da gideceğiz. Şimdi spor salonuna gideceğiz. Bir yere gitmene gerek yok. Açık yüzme havuzumuz, kapalı yüzme havuzumuz, çocuk oyun parkımız. Hepsi mevcut. Evet. Evet. Şimdi... Şimdi artık kapalı alanları görelim. Evet. Şimdi aşağıdaki kapalı spor salonumuzu ve yüzme havuzumuzu tamam. Gezeceğiz. Şu anda projemizin otoparkındayız. Hı hı. Burada otoparkımızda her evin metrekaresine göre kullanma alanı mevcut. Evet, bunu da eklemek isterim. Araç tahsis alanları. Araç tahsis alanları her metrekaresine göre değişiyor. Otopark sorunu çözmek artık. Tabii böyle bir yani, Karşıyaka'da Mavişehir'de tabii ki sonuçta otoparklı bir yer. Bloklarıma göre sanırım yine tabii burada ayrılıyor. G blok, işte E blok hepsi direkt burada. Direkt asansör çıkışıyla daireme geçiyorum. Asansörle direkt dairemize geçiyoruz. Şimdi buradan da kapalı spor salonumuz ve kapalı yüzme havuzuna doğru gidelim, oraya gezelim. Tamam. Okay. Evet Nergis Hanım, sonunda gördüğünüz havuzdayız. Gibi sonunda kapalı havuzdayız ama çok keyifli bir havuz değil mi? Sevim Bey, hiç takım elbiseyle havuza gelmiş miydin? Yok, bunu ilk defa bugün yaşıyorum. Ben de hiç böyle çantayla geldim. Sonuçta biz seyircilerimiz için, izleyicilerimiz için bu videoyu çevireceğimiz için o yüzden bugün takım elbiseyle havuza gelmiş olduk. Arkadaşlar çok normal. Şu an 33 derece burası. Ama çok ya keyifli biz daha bir havuz. Bu sektör için ne yapalım? Değil mi? Baktığınızda bayağı gerçekten büyükmüş. De... Salonu da görüyorum burada. Aa, ben Nergis Hanım havuza bayıldım ya. Çok güzel olmuş. Çok güzel. Ay evet. Ben biraz oturuyorum valla, kusura bakmayın. Süper olmuş. Ay. Yoruldunuz Nergis Hanım, ne oldu? Vallahi bu... 33 derece şimdi, sıcak basacak. Ay, dinlenelim azıcık. Diyorsunuz. Biz hamamda da oturmuştuk. Yapacak bir şey yok. Yalnız gerçekten büyüklüğü çok keyifli. Evet değil mi? Ve kapalı havuzun olması spor amaçlı da oluyor ya. Yani evet, açık havuzun yeri ayrı ama kapalı havuz, ben normal spor amaçlı yüzmeye geldiğimde o kargaşa, işte güneşlenenler, kalabalık çocuklar vesaire olmuyor. Yani sabah geldin,
yüzdün yüzdün, olimpik havuzda çıktın. Süper, çok keyifli. Ben de mesela burada olsam sabahları yüzmeyi seviyorum. Evet. Her sabah yüzerim burada yani. Hayır, bir de spor yaptıktan sonra havuza giriyor olmak çok daha keyifli. Genellikle ama spor salonlarını zaten havuzun birleşik oluyor. Birleşik yapıyorlar yani. Evet. Birbirini görüyorsanız spor salonuna evet. Kapalı yüzme havuzları. Çok güzel ama çok sıcak, gidelim. Evet. Ben çok beğendim. Gerçekten çok güzel yapmış. Evet. Şimdi geçelim. Şimdi. Spor salonumuzda zaten bir üst tarafta. Evet, camdan görüyoruz. Spor evet. Yapanlar var, bence rahatsız etmeyin. Evet. Zaten izleyicilerimiz görmüştür diye düşünüyorum hani spor salonunu. Evet. Hafif havuzla yan yana olduğu için. Şık butik bir spor salonumuz var. Bu arada ben biliyorsunuz spor yapmasını çok seviyorum. Evet, 6 siz gün boksa başladınız. Boksa başladım. 6 gün spor yapıyorum. Bir gün boks, bir gün de fitness yapıyorum. Çok keyifli. Kaldırabiliyor musun? Aletlere de baktığımda artık bunlar bir şey değil. Nergis Hanım, bir şey değil bunlar ya. Bir şey değil bunlar artık, biliyorsunuz. Artık bu kaç kilo bilmiyorum ama. Ben tokamladım. Bu 15 kilomuş. Ama gayet gerçekten keyifli. Bayağı da. Evet, siz de eski sporcularsanız. Ama yok, evet. Anlamışım ben. Dumbbell'lar falan çok kaliteli gerçekten. Spor salonundaki malzemeler de, koşu bantları da. Yani malzemeden öte bence şöyle havuza karşı olması güzel yani. Evet. Siz demiştiniz Nadine'in. Çünkü ben sıkılıyorum yani spor yaparken. Havuza girmeden önce spor yaparım demiştiniz, sonra da. Evet, yani burada yürürken en azından bir oraya buraya bakarsın. Evet, çok keyifli olmuş gerçekten de. Sosyal alanlarımızı bitirdik. O zaman evet, bitirdik. Kapanışa doğru gidelim diyorum. Evet, bahçeye çıkalım. Evet, çıkalım o zaman. Hadi. Buyurun. Evet arkadaşlar, projemizi gezdik, gördük. Benim için çok keyifliydi. Nergis Hanım da sağ olsun bugün bizi kırmadı. Konuğumuz oldu. Biraz ondan da yorumlarını istiyorum. Projemiz nasıldı Nergis Hanım? Öncelikle teşekkür ediyorum tekrar. Gerçekten çok keyifli bir tur oldu benim için. Şehrin içinde bu bütünlüğüyle yaşam alanı sunan projeleri ben zaten çok seviyorum. O yüzden bunu deneyimlemek keyifli oldu. Mavişehir'in göbeğindeyiz. Şu an Mavi Bahçe arkamızda, Hilton arkamızda. Tramvayımız var, okullar var, bölge hareketli. Ve biz burada her şeyi... Kaliteli bir yaşam var. Kaliteli bir yaşam var ve aynı yerin içinde işte sosyal alanlarımızı, işte çocuk alanlarımızı hepsini değerlendirebiliyoruz. Evin içi ve manzarası da çok keyifliydi. Umarım müşteri getirebiliriz. Birlikte satış yaparız. İnşallah, beraber inşallah. Ben de güzel gerçekten oldu. Teşekkür ederim her şey için. Rica o zaman herkese el sallayalım. Bizi izlediği için teşekkür ederiz. İnşallah sonuna kadar izlemişsinizdir. Vallahi çok yoruldum. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lütfen. Evet, beni de ekleyebilirsiniz. Tabii ki. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.